Yasal uyarı, birazdan izleyeceğiniz videoda mantık aramak yasaktır. Bu bir boş videodur. Anket sonucuna tepki olarak kayıt edilmiştir. İnşallah sıkılırsınız. Sıkılırsanız like atmayı unutmayınız. Herkese merhabalar, ben Atıf Yılmaz, kanalıma hoş geldiniz. Açıklamaya geçmeden önce yanınıza çayınızı, kahvenizi almanızı rica edeceğim. Çünkü bu videoda bunları yapmak için yeterince bir zamanımız olacak. Saçlarım, kıyafetim için kusura bakmayın, sizlere saygısızlık olsun istemem. Fakat bu videonun konsepti gereği asla özenmedim, olduğum gibi geçtim, oturdum kameranın karşısına. Bildiğiniz üzere bundan önceki videomun konusu doğa faaliyetlerinde kullandığımız çantaların seçimiyle ilgiliydi. Normalde bu haftaki videom o çantaların içini doldurmakla ilgiliydi. Yani sırayla doğa yürüyüş çantasında ne var, işte kamp çantamda ne var ve dağcı çantamda ne var şeklinde videolar çekecektim sizlere. Ve ben birkaç gün önce Instagram üzerinden bir anket yaptım. Konusu şuydu, çantamda ne var serisine hangi videodan başlamalıyım, hangi çantadan başlamalıyım diye. Hangisini istersiniz diye bir anket yöneltmiştim. Ve dördüncü şık olarak da boş bir şık ekledim. Zaten burada da görüyorsunuz şu anda. İşte 3 tane şık var burada. En altında dördüncü şık var. Burada ise boş şık, bunu işaretlemeyiniz yazıyor. Bu yani arkadaşlarım burada herhangi bir başka şıkkı seçtikleri zaman orada doğru cevabı gösteriyor yeşil renkte. Onu görünce arkadaşlarım kırılmasın istedim. Yani zaten hem soru soruyorum hem zaten belli bir cevap belirlemişim kendime. Bu şekilde görünmesini istemedim. Arkadaşlarım oy kullanırken de oy kullandıktan sonra da tarafsız olduğumu bilsinler istedim. Ve kendi fikirlerinin değerli olduğunu görmelerini istedim. Bu yüzden o doğru cevap olarak görünecek şıkkı boş şıka ekledim. Yani bomboş duruyor. Onu işaretlemeyin yazdım zaten üzerine. Fakat ilginçtir ki boş şık açık ara öne çıktı. Ben de bu yoğun isteği, onlarca mesajı, maili, cevapsız çağrıları, kapıma kadar gelenler oldu. Lütfen boş video çek, boş video çek diyen bu insanları kıramadım. Kayıtsız kalamadım ve sizlere bomboş bir video hazırladım. Haydi videoya geçelim. Şeker atmamışım. Bu örtü annemin dokuması. Gençliğinde dokumuş kendi elleriyle. Önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Yerdeki halılar da tamamen annemin kendi dokuması. Şurada bir ceketim var. O da annemin dokuması. Dolapta annemin dokuması, örgüsü. Atkılığım da var. Öyle. Masayı normalde atacaktık. Eskiydi. Dedim buna ben bir örtü örteyim, böyle güzel bir video çekmek için kullanırım dedim. Eyvahlar olsun, ben yankı önleyicileri koymayı unuttum. Yankı önleyici evet, çok teknolojik bir aletmiş gibi geliyor size ama ben duvarlara perde asıyorum, örtü asıyorum, çarşaf asıyorum böyle. Videolarımı öyle çekiyorum. Zaten planımda da var, ne zorluklarla bu videoları çektiğimi size göstermek istiyorum. Yani şimdi ring light aldık, telefonu koyacak yerimiz var çok şükür de. Sehpaları üst üste dizip tripod yapıyordum. Sözlükleri kullanıyordum, kanı kalın sözlükleri böyle yüksek olsun diye. Bu sene kış da gelmedi yani. Ne olacak bilmiyorum, hani yazın adaya gittik arkadaşlar, baştan söyleyeyim. Allah korusun. Normalde Kasım ayında başlardı. Dağlar, suları depolamaya köyler. Yani şu an içtiğimiz suların hepsi dağlardan geliyor sonuçta. Dağlarda kar birikir kış boyu. Sonra yaz boyu onlar erimeye başlar. O eridikçe o suları biz kullanırız. Yani doğanın böyle mükemmel bir dengesi var. Fakat şu an su depolanmıyor. Ciddi ciddi Ağdağlar'da, Erciyes'te falan. Hani
karın eksik olmadığı yerlerde şu an doğru düzgün kar yok. Hani her sene yolda kaldı. Tabii kimsenin yolda, köyde kalmasını istemedim. Yanlış anlaşılma olmasın. Hani böyle bir iklim olan bir yerle, böyle iklim olan bir yerin bile şu an kar görmemesi gerçekten korkutucu yani. Bundan dolayı bizler ne yapabiliriz? Hani evdeyiz sonuçta. Hani normalde her gün duş almak, 2 günde bir duş almak yerine hani bu süreyi belki bir gün daha uzatabiliriz. Sonuçta evdeyiz, bir yere dışarı çıkmıyoruz. Kimseyi rahatsız etmez yani bizim temiz ya da kirli olmamız. Tabii insan kendisi temiz olmalı tabii ki de. Ama buna dikkat etmemiz gerekiyor yani. Mutfaktayken, banyodayken, tuvalette kullandığımız suyu gerçekten idareli kullanmamız gerekiyor. Ciddi ciddi büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Allah korusun. Ne olacak bilmiyorum. Yani ben zaten yazları hep köydeyim. Çocukluğumdan beri köy havasını almış birisiyim. Dağlardaki suları, çiçeklerin kokusunu, toprağın tuzunu yutan biriyim yani ve oradan alışınca oradaki ortama hani böyle gelmek hani bu şekilde şu an suların azaldığını görmek beni çok çok derinden etkiliyor. Çünkü orada dağlardan her yerden su fışkırıyor gerçekten. Ağdağların eteği ve mükemmel bir coğrafya bence. Bilmiyorum yani. Aslında bu iklim krizi mi denir? Kuraklık mı denir? Bununla ilgili video çekmeyi düşünüyordum ama burada zaten söyledim bazı şeyleri hani. Belki de çekmeyi planladığım en boş videoydu bu ama sanırım içi en dolu video olacak gibi. Çünkü iklimden önemli bence bir şey yok. Bu küresel ısınmadır, kuraklıktır. Bunlardan önemli bence hiçbir şey yok. Bundan dolayı ben daha derin bir araştırma yapıp sizin karşınıza daha iyi çıkmayı düşünüyorum. En azından evde ben ne gibi tasarruflar yapıyorum. Gerçi normalde de hani pek bir su harcayan birisi olmadığım için eskiden bunu yapardım artık bunu yapmıyorum gibi şeyler diyecek elimde pek bir şeyim yok. Yani banyo, duş alma konusunda belki böyle. Onun dışında ne var? İnternette gördüğüm videolar var. Hani mesela duşta sıcak suyun gelmesini beklerken ki o harcanan suyu ne yapabiliriz diye video gördüm. Bir kovanın içi, kovayı tutuyorlar suyun altına ve biriktiriyorlar o suyu orada devamlı. Onu daha sonra işte çiçekleri, işte ne bileyim, işte temiz su olduğu için hani evde evcil hayvanınız varsa onlara kullanabilirsiniz şeklinde. Ay şekersiz nasıl içiyorsunuz bunu ya? Öyle. Yani başta da söylemiştim. Saçma hiç ayarlamadım. Bomboş. Kahvaltı yaptım geldim. Belki sesler geliyordur. Mutfakta iş var annem beni çağırıyor zaten. Kavga dövüş kaçtım geldim birazdan. O yüzden hani şey dedim. Benim bu video uzun sürmeyecek dedim. Normalde 1 saat 2 saat sürüyor videolarımı kaydetmem. Hani ben ilk saatte hazırladığım videoları siz 10 dakikada izleyip bitiriyorsunuz. O yüzden onun için ayrı video çekmeyi düşünüyorum yani. Öyle. Bu videoda böyle doğal olsun istedim. Boş olsun istedim. Hani çayınız şu an ne durumda? Ben soğuk olduğu için içemiyorum şu an. Şekersiz. Yoksa bir çay içmem 10 saniye falan sürüyor yani. Cumali ile Berat çok iyi bilir. Fatih izliyorsan sen de bilirsin. Yok, şekersiz içilmez. İmkan yok. Boş video. Boş. Çok istediniz. Ben de verdim. Buyurun. İzleyin.
Anamın mikrofon aldım ben. Şöyle. S-A. S-A. Güzel mi? 20 liraya aldım Trendyol'dan. Hani... Sesi hiç kaydetmesem daha kaliteli. Yani borunun içinde konuşsam sesim daha güzel gelecek. 20 liraya aldığım şeyden çok fazla aşırı bir kalite beklemiyorum zaten de. Benim maksadım hani bu şekilde ben bağırarak konuşuyordum sizlere sesimi iletmek için. 2 gün benim boğazım ağrıyordu normalde videolarda. Bak böyle gayet sessizce konuşuyorum. İnşallah sesi güzel kaydediyorum. Onu da şu an bilmiyorum da yani. Onun için de dışarıda falan işte kamera uzaktan çekiyor. Ben konuşuyorum. Saçma sapan şeyler oluyor. Sizlere daha güzel içerikler sunmak için yani izlerken rahatsız olmamanız için çevredeki gürültülerden. Pek gürültü önleyici bir özelliği yok da hani. En azından benim sesimi alacaksınız yani. Şekerli olduğunu unutuyorum, şekersiz olduğunu bunda. Boş video. Boş video. Var boş durmayan bir şey konuşalım yani. Bilmiyorum da. Videonun başlığı ne yapsın acaba? Böyle. Artık yeter. Aradığınız, istediğiniz video geldi. Ha. Yazmayın artık. Videonuz yok. Bıktım. İşte aradım. Yeter artık yazmayın. Beklediğiniz video geldi. Bu olabilir belki. Buraya kadar izleyen var mıdır bilmiyorum. Eğer buraya kadar izleyen varsa yoruma ne boş yaptık ya yazarsa çok mutlu olurum. Daha önceki bir kamp çadırı kurulum videom vardı. 20 dakikalık. Dünyanın en sıkıcı videosu olabilir. Onda da işte videonun sonunda şey demişim. Buraya kadar izleyen varsa işte yoruma bir dağ emojisi bıraksın. Kampla ilgili bir şey yazsın falan. Hiç kimse bir şey yazmadı. Bu da muhtemelen öyle olacak. Yani hiç sanmıyorum buraya kadar izleyen biri var mıdır. 15 dakikalık video atıyorum. Ortalama izleme süresi 1 dakika diyor. Kanka videomu izledim. İzledim kanka çok güzel. Kanka sen ne dedin? Kanka efsane olmuş ya falan böyle. İzleyen yok ki. Kim izledi o zaman videoları yani? Ben 10 defa ben izliyorum zaten. Paylaşıyorum. Hatalarımı görmek için izliyorum. Tekrardan bakıyorum. Farklı bir hesaptan bakıyorum. Analizler nasıl etkileyecek? Şöyle böyle bilmem ne diye. Kime sorsam kanka süper ben tam izlerim. Herkes tam izledi. Şu anda yani zaten kanala ihya olmuştu gerçekten. Sesim inşallah geliyor ya. Yoksa boka gitti. Var. Bu her şey boşa gitti. Zaten boş video. Yasal bir uyarıyı unutmayın. Buradaki her şey saçmadır. Sıkılanlar boş yapmasın. Günleri bilmezsiniz siz sapınlar. Yalnız çok güzel bir seri biliyor musun? Ben açıp doğaçlama konuşmak istiyorum bundan sonra böyle. Çok hoşuma gitti. Eğer sıkıldıysanız videomu beğenmeyi unutmayın. Bunda çay seti annem yeni almış. Güzel bir şekil. Eğer çaydanlık markaları, çay seti, çay bardağı üreten markalar, çay bardağı markaları, çay bardağı firmaları beni bulursa sponsorlu şey direktten de bildirim bana şekerli bir çay verirsiniz. Yok ben karar verdim. Bundan sonra boş video serisine devam edeceğim ben. Çok güzel bir şey oldu bence bu. Açıdan doğaçlama konuştum. Bakmayın şu an videonun konsepti olduğu için konuşamıyorum. Ama ben konuşurum ve cidden laf geldi ağzıma ama
konuşmak istemiyorum. Çünkü videonun konsepti bu. Boş video. O yüzden bu kadar ya, yeter. Ben annem gideceğim, iş yapacağım, David'in işi var. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bunlar benim için önemli. Her bir beğeni, bir yorum dahi kanalımın biraz daha öne çıkmasına yardımcı oluyor. Böyle şeyler yaparsanız ben çok mutlu oluyorum. Gerçekten yorum atan arkadaşlarımı gördüğüm zaman böyle gözlerinden kalpler çıkıyor. Arkadaşlarımın benim yanımda olduğunu bilmek, bana destek vermeleri gerçekten mükemmel bir şey. Ben de elimden geldiği zaman zaten herkese destek oluyorum. Karşılık beklemeden. Bunu da belirteyim. Hani ben size destek oluyorum, sen bana destek ol diye bir şey olmasın da. Bu şekilde insanlar... Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim herkese tekrardan. Bağırmadığım, gayet sakince konuştuğum bir video oldu. Umarım yeterince sıkılmışsınızdır. Bundan sonra lütfen anket yaptığım zaman sizin istediğim şıkları seçin. Kendinize iyi bakın. Ben Atıf Yılmaz. Sağlıcakla kalın. Çay da şekerli için. Bay bay. Masayı kıracağım. Ay masayı...